bir sorumuzu yöneltelim. Sayın Başkan, 25 Ekim'de başkanlığa adaylığınızı koymayı düşünüyor musunuz? Bu gece Galatasaray camiasına evet ben adayım mı diyeceksiniz, yoksa hayır ben artık Galatasaray dönemini burada noktalıyorum. Bu gece itibariyle başkanlık görevimi başka birisine seçimle beraber devredeceğim mi diyorsunuz? Öncelikle taraftarımıza ve genel kurulumuza bana gösterdikleri güven ve destek için teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir 40 ay geçirdim. 41 bir ayım daha var. Yani 25 Ekim'e kadar. Ama az evvel size çok ciddi 4 tane olaydan bahsettim. Ben bu işaretleri görmezden gelemem. Divan kurulunun bana olan davranışı, medyanın son günlerdeki gittikçe ağırlaşan ithamları, aileme olan saldırılar ve özellikle benim tek başıma halledemeyeceğim ve halledemediğim, bunu bir başarısızlık olarak da sayabilirsiniz, Türkiye'deki bağımsız kurumların, federasyonların bu tamamen beklentim dışındaki davranışları, bunlar dolayısıyla herhalde benim başkanlığa devam etmemin camiam yönünden de faydalı olmayacağı intibarını edinmiş bulunuyorum. Ve bu yönden de herhalde 25 Ekim'deki seçimde ben aday olmayacağım. Aday olmayacaksınız. Aday olmayacağım. Ama kim aday olursa işlerinden destekleyeceğim bir tanesi muhakkak olacaktır. Galatasaray'dan kopmam mümkün değil. Bu benim gönül bağım. O ekibe de tam desteği vereceğim. Ama iyi bir haber vereyim. Benim Galatasaray için gönlümde yatan bambaşka bir proje var. Galatasaray Global Projesi. Bunu divana getirdim. Kimse fazla sorgulamadı. Galatasaray Global Projesi, Galatasaray marka değerinin Avrupa'da tanınması ve Galatasaray'ın Avrupa'da yaşayabilmesi ve devamlılığını sürdürebilmesi projesidir. Ve bu projeyi ben A'dan Z'ye kendim sponsor ederek, masraflarını karşılayarak, kulübe en ufak bir talepte bulunmadan bundan sonraki gelecek yönetime hediye hazırlayıp onlara hediye etmek ve onların uygulamasına sunmak kararını aldım. İnşallah camiamıza hayırlı olur.